Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son dönemde sıkça dile getirilen bir konuyu tartışacağız. Biliyorsunuz iPhone, daha doğrusu Apple kısa süre önce yeni nesil iPhone modellerini satışa sundu. Ve Türkiye'de de yeni nesil iPhone modelleri hayli ilgiyle karşılandı. Hatta yine sıralar, kuyruklar oluştu. Hatta arkadaşlar bu kuyruklarda yapılan röportajlarda adamın biri çıktı dedi ki ya millet bize enayi diyor. Ama ben bunu ticaret için alıyorum. Ben bunu şimdi alıyorum. Kara borsaya düşüyor zaten. Sonrasında üzerine 10 bin lira koyuyorum, satıyorum ki benim müşterim hazır dedi. Burada da al satçılara bir öfke kusuldu ama neyse şimdi oraya çok fazla girmeyelim. Evet, iPhone 15 ve 15 Pro modelleri ülkemize de satışa çıktı. Halihazırda iPhone 15 bulmak sıkıntısız arkadaşlar. Yani gittiğinizde bir teknoloji mağazasında iPhone 15 bulabiliyorsunuz. Ama Pro modelleri bulmak biraz daha zor. Yani en azından hani böyle büyük teknoloji mağazalarında şu anda yok. Yani en son ben sorduğumda yoktu. Geldiyse bilmiyorum arkadaşlar. Fakat biz bu videoyu çekerken 15 Pro'yu ya da 15 Pro Max'i teknoloji mağazalarında, büyük teknoloji mağazalarında, atıyorum Teknosavvatan ya da MediaMarkt gibi büyük teknoloji mağazalarında bulmak çok fazla kolay değildi. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Ve gelelim güncel sorunlara. Biliyorsunuz iPhone 15 Pro ve Pro Max birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. iPhone 15'te sorun yok. Onunla ilgili çok fazla spekülasyon olmadı arkadaşlar. Ama 15 Pro ve Pro Max'te özellikle ısınma sorunları ile ilgili birçok haber karşımıza çıktı. Hatta öyle ki bazı kullanıcıların iPhone'un çok fazla ısınmasından ötürü ellerinin zarar gördüğü, ellerinde yanıklar oluştuğu iddia edildi. Bazı analistler telefonun sıcaklığının 48 dereceye kadar çıktığını belirttiler. Yani 48 dereceye çıkan bir telefon insanın eline zarar verir mi, vermez mi? Tabii ki bu muhtemelen insanın, daha doğrusu o kişinin derisiyle alakalı bir durum olabilir. Ya da ne bileyim, derisi hassastır, o yüzden yanmıştır, çok fazla elinde tutmuştur uzun süre, saatlerce tutmuştur, sıcaklık hep yüksek derecededir, belki tahriş olmuştur. Yani bunu bilemeyiz. Lakin bir sıcaklık sorunu, bir ısınma sorunu olduğunu Apple da kabul etmişti arkadaşlar. Sonrasında bir yama yayınladılar. Bu yama ile birlikte ısınma sorununun üstesinden gelindiği söylenildi. Fakat yine forumlarda ısınma sorununun devam ettiğine dair bazı mesajlar gördük. Dolayısıyla bu noktada Apple'ın tam bir çözüm sağlayamadığı konuşuluyor. Şunu söyleyelim, ısınma sorununun genel olarak donanımsal değil, yazılımsal bir hatadan ötürü gerçekleştiği söylendi. En azından Apple tarafından gelen açıklama bu yöndeydi. Çünkü zaten donanımsal açıdan bir sorun var deseler arkadaşlar, cihazları geri çağırmak zorunda kalacaklar. Apple da yani dünkü marka değil. Burada zekice davrandı ve dedi ki ya yazılım sorunu bir hata. Onu da biz yazılımla düzelteceğiz. O yüzden panik yapmanıza gerek yok dediler. Tabii ki bu şu soruyu da beraberinde getirdi. Ya bu telefon bu hiçbir şey yapmadan ısınıyorsa, bize dediler ki Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake gibi oyunları oynayacaksınız. Biz gerçekten bu telefonda bu oyunları oynayabilecek miyiz diye kafalarda bazı soru işaretleri oluştu. Fakat yetkililer dedi ki hiç telaşlanmanıza gerek yok. Telefonlarda bu oyunları cayır cayır oynayacaksınız dediler. Acaba buradaki cayır cayır ifadesi telefon alev alacak, öyle mi oynayacaksınız? Bunu bilemiyoruz tabii. Fakat şu anda iPhone 15 ve 15 Pro'ya karşı bir ön yargı var arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bu titanyum muhabbeti falan vardı. Çok sağlam, aman şöyle sağlam, böyle sağlam dediler. Fakat internette telefonun bükülme videoları, bükülme sorunları olduğu ortaya çıktı. Hatta geçtiğimiz günlerde yine bir iPhone'un bataryasının şiştiği sorunu ortaya çıktı. iPhone 15 Pro Max'ti sanırım. Şiştiği ortaya çıktı. Dolayısıyla şu anda Pro ve Pro Max'te büyük sorunlar var arkadaşlar. Eğer yakın zamanda almayı düşünüyorsanız biraz daha beklemenizi tavsiye edeceğim ben size. Çünkü sorun daha çözülebilmiş değil. Yani Apple çözdük diyor ama forumlara bakıyorsunuz, güncellemeyi yaptığımız halde sorun devam ediyor diyen birçok kişi var. Dolayısıyla bu noktada zaten iPhone 15 Pro ve Pro Max'i selefinden ayıran en önemli özelliği neydi? Tabii ki işlemcisi, Yonga seti. Yonga setinin çok böyle özellikle GPU tarafında başarılı olması. Lakin bu telefon gerçekten ısınıyorsa ve bu donanımsal bir sorunsa birçok problemi de yine beraberinde getirecektir. O yüzden biraz bekleyin, acele etmeye gerek yok. Muhtemelen telefonlara hemen zam gelmeyecektir. Her ne kadar Türkiye'de yaşıyor olsak da, Türkiye şartları sürekli değişiyor olsa da yine de paranızı çöpe atmaktan daha iyidir arkadaşlar. Hele bir de bu önümüzdeki süreçte bir patlama vesaire gibi sorunlar ortaya çıkarsa
Hemen hatırlayın, Samsung zamanında amiral gemisi modeli Galaxy Note 5'i tanıtmıştı. Note 5 bazı patlama problemleriyle gündeme geldi ve bütün telefonları geri çağırmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla aynı durum Apple'ın başına da gelebilir ve bu durum sizi biraz yorabilir. Bu süreç sizi yorabilir arkadaşlar. Dolayısıyla biraz beklemekte fayda var gibi görünüyor. Ha, 15 alacaksanız bir sorun yok arkadaşlar. 15 modellerinde dediğim gibi herhangi bir sorunla karşılaşmadık. En azından hani mecralarda böyle bir soruna yer verilmedi. Gerek Plus gerekse de düz 15 modelinde. Şu anda herhangi bir sorun yok diyebiliriz. Ama ben 15 Pro ya da 15 Pro Max alacağım diyorsanız biraz sabırlı olmakta yarar var. Çünkü dediğim gibi son yapılan güncelleme ile Apple ısınma sorununun önüne geçtiklerini söyledi. Lakin özellikle Reddit'te girip bakarsanız görebilirsiniz. Pek çok mesaj var, pek çok başlık var bu ısınma sorunlarının devam ettiği ile ilgili. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlar biraz daha gündemi takip etmek sizin açınızdan daha faydalı olabilir. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.